İKAS ile profesyonel bir e-ticaret sitesi kurmak artık çok kolay. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde teknik bilgi gerekmeden İKAS hızında e-ticaret sitesini kurabilirsiniz. Ve tüm süreçlerinizde destek ekibi 7/24 yanınızda. Daha fazla bilgi almak için ikas.com'u ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. İlk rounda hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk. Yani çok uzun süredir beklenen bir maç karşımızdaydı. Galatasaray şampiyon unvanıyla çıktı ve hakikaten şampiyon gibi oynadı. Ve ben kişisel tarihimde benzerini görmediğim, en yakınının bile 90-91 sezonu bir 4-1-2-1'lik bir içeride dışarıda galibiyet olmuş. Burada 3-0-3-0 gol yemeden 6 gol atarak Fenerbahçe'ye karşı bariz bir üstünlük kurdu Galatasaray. Yani sadece derbi perspektifinden bile muazzam bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş'ta 3-3 bölüştü. Trabzonspor'dan 4 puan aldık. Fenerbahçe'den 6 puan aldı. Derbileri 18 puanın 13'ünü almış bir Galatasaray var. Muazzam bir performansta izledik. Okan Hoca'nın taktiksel hamleleri de vardı açıkçası. Çok kısaca bir giriş alayım senden. Sonra haftanın maçını konuşmaya başlayalım. Hakikaten gösterişli bir final oldu Galatasaray için. Yani derbilerin her zaman önemi var gerçekten. Ki bu maçın şöyle önemi vardı. Hatta canlı yayında da böyle açmıştım. Manşeti şöyle açmıştım. Galatasaray adına konuyu kapatma maçıydı. Fenerbahçe için de mesela kazanırsa ya biz hakikaten şampiyonluğu alırdık, fırsatları kaçırdık da olmadık, işte İstanbulspor maçını kazansaydık farklı olurdu gibi konuları belki konuşabilecektik. Biz hak ettik. Evet. Ama Galatasaray öyle bir galibiyet aldı ki yani diğer sonucun ihtimali bile olmadı. Yani ihtimal bile doğmadı. Yani maçta Galatasaray'ın kazanması dışında böyle 3 dakikalık bir ihtimal bile gözükmedi. Çok bariz bir üstün oyun, çok bariz bir kalite farkı ve Galatasaray konuyu kapattı yani hak edilmiş bir şampiyonluk konusunda ki öyleydi de. Bayağı çimento attı üstüne. O zaman tam da bu noktada ne dedik? Derbi dedik, her zaman önemli dedik. Futbolun tadı işte bu tat dediğimiz haftanın maçını da konuşalım. Ve o maç tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Pizza kenarı, ne yapıyoruz bu ketçabı? İşte bu ketçabın muhteşem vedası. İşte bu asla tabakta kalmayacak tat ketçap. Mustafa, ya Galatasaray'ın bu derbiye hani şampiyonluk bitmiş bir ekstra bir formalite maçı gibi bakmadığı aslında 11'lerden anlaşılmıştı. Ben maç önü yayınında bunun Sacha Boey'den anlaşıldığını söyledim özellikle. Sacha Boey tabii ki ya bu takımın gediklisi, muhtemelen de son maçına çıktı, onu da söyleyeyim. Ama ufak bir sakatlığı vardı. Yani normal şartlarda şampiyonluk garantilendiği bir maçtan sonra yani 25 milyon euro fiyat çektiğin adamı riske etmezsin hiçbir şekilde ama belli ki Sacha Boey de oynamak istemiş. Evet. Çok iyi bir performans verdi. Sacha Boey'in 11 çıkması bence yeterliydi. Onun dışında Fenerbahçe'ye karşı başarılı olan plana, ilk devredeki, ilk maçtaki başarılı olan plandan özellikle Barış Alper Yılmaz hamlesi ve Berkan hamlesini biz görmüş olduk. O maçta Torreira olmadığı için bir zorunlu hamleydi Berkan ama çok başarılı olmuştu. Bu maçta da ben beğendim açıkçası. Torreira ile birlikte orta sahayı İnanılmaz parsellediler yani çok nefes aldırmadılar. Barış Alper de Icardi ile birlikte orada yıpratıcı bir ikili olma özelliğini sürdürdü. Hakikaten baştan aşağı çok başarılı iş çıkaran bir maç vardı. Kaldı ki hani mesela normalde Rashica derbi oyuncusu dersin. Daha mantıklı, hani daha savunmaya yardıma falan da geliyor ama Galatasaray önde işi o kadar bitirdi ki Zaniolo'ya çok rahat kendi bireysel fark yaratacak alanını da bırakmış oldu. Zaniolo da bence maçın adamı oldu yani. Çok bariz. Ki bu arada dediğin gibi hem Galatasaray gayet ciddi alarak maça çıktı. Tabii, bu Sacha Boey'in, Nelson'un, Abdülkerim'in sahada olmasına ideal yani savunma hattıyla sahadaydı. Bunun haricinde belki farklı formasyon denemiş olabilir. Ki bu da aslında Okan Hoca'nın her zaman düşündüğü bir şey. 4-4-2. Barış Alper'le 4-4-2, Berkan'la daha böyle enerji kattığı bir 4-4-2 zaten hocanın düşündüğü bir şeydi bu. Bunu da görmek de istemiş olabilir bu arada aynı zamanda. Hani gelecek sezonda planlama yaparken ki geçen isimlerden de belli ki böyle bir 4-4-2 düşüncesi de var. Bunu final maçında Fenerbahçe karşılığı bir görelim. Elimizdeki oyuncularla neler olabiliyor. O tatlı bir maça çıktı aynı zamanda ve başarılı oldu. Sonuç başarılı yani. Galatasaray 4-4-2 de oynayabilir sonucu çıktı. Kenar forvetlerde de çok doğru bir dağılım vardı. Hatta hani Berkan Torreira yapınca 4-2-4 gibi de olabiliyorsunuz. Ve Kerem ve Zaniolo çok doğru tamamladı bence birbirini. Kenan Baya oyun kurucu, Kenan forvet oldu. Baya kurucu. Yine inanılmaz gol pasları attı. Zaniolo da ekstradan forvet koşuları atan. Forvet bir kenar forvet oldu. Çok doğru bir dağılım. Zaniolo'nun da çok işine geldi bu formasyon diye düşünüyorum. Şimdi kalenin ağzındasın hamburgerin sonu. İşte bu. Sen bitti demeden bitemezdi zaten. İşte bu asla tabakta kalmayacak tat burger sos. İşte bu tat, işte bu tat. Mustafa burada yani hakikaten derbinin taktiksel planı olarak ya Fenerbahçe'nin oynayacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Jorge Jesus pek değiştirmiyor yani. Ya evet. Üçlü savunma çıkıyor ki ilk devredeki maç için ne kadar yanlışsa bu maç için o kadar doğru bir hamle olurdu bence. Yani sonuçta özellikle 10 kişi geride kaldıktan sonra biraz daha temkinli olmak Fenerbahçe'nin daha çok işine gelebilirdi. Daha maç 1-0'dı maç. Çok yani skor olarak kopmuş bir maç değildi. Oyun olarak Galatasaray hep üstünde ama skor olarak kopmuş bir maç değildi. Sadece oyuncu değişiklikleriyle yetindi Jorge Jesus. Çok anlam veremedim ama Okan Buruk'un komple, detaylı, rakibine göre de hazırlanmış, elindeki malzemeyi Fenerbahçe'ye karşı en başarılı olacak planı çıkarmış bir şekilde gördük Okan Hoca'yı ve bunun en önemli parçalarından biraz önce de söyledik, Berkan'dı. Hı hı. Biraz açmak ister misin? Yani Torreira ile birlikte çünkü ilk deneyimi bile diyebiliriz neredeyse. En ciddi deneyimi diyebiliriz. Evet. Hatta bu maçta Torreira dinlendirdi. Yani Berkan dinlendirdi Torreira'yı. Yani aslında pratikte Sergio'yu dinlendirmiş gibi gözüküyor. Belli ki Sergio şey, baba doğum günüm falan da zaten şampiyon da olduk. Benim pek maça çıkasım yok. Bugünlük sen mi idare etsen falan diye. Acaba Oliveira'nın veremediklerini gösterdiği için de o etki olmuş olabilir mi? Bu arada yani 4-4-2 oynanacaksa zaten o isim Berkan yani. Sergio'ya göre fazla Berkan ki Sergio düşmüştü tempo olarak. Galatasaray'ın bence hani onu ayrıca uzun konuşuyoruz. Berkan'a geçmeden önce şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın kendini kandırmaması, bu sezonu girerken de kendisini kandırmadı. Çok doğru bir kadro kurdu. Çok doğru tamamladı. Belli ki Sergio konusunda da kendisini kandırmayacak. Ya sonuçta şampiyon olduk böyle de demeyecek. Mesela ilk isimler hep o bölgeye. Adı çıkan isimler. Tilemanslar, Kanteler o bölgeye yani. Berkan, bir istatistik vereceğim sana. İnanılmaz maç çıkarttı bu arada. Yani gözle görülmeyen belki de. Yani zaten işte savunma kısmını yapan orta sahalar daha çok. Gözle görülmez ama istatistikler ortaya çıkınca çok acayip şeyler çıkabilir. 16 ikili mücadeleye giriyor. 13'ünü kazanıyor abi merkezde. Yani. 4 kez de başarılı dribling yapıyor. 6 kez top kapıyor. Müthiş bir performans. Yani evet. Hakikaten sahanın içerisindeki Torreira'yı da dinlendirmiş oldu. Şimdi Galatasaray orta sahasının mücadelesi çok önemli. Çünkü yani yakın dönemde herhalde yani bence hatta şöyle söyleyeyim. Sezon boyunca damdum Galatasaray'ı yekten yenen tek takım Beşiktaş böyle oyunuyla. Ben kendi oyunumu oynadım. Paramparça ettim de diyebilecek tek takım Beşiktaş. Skor olarak da 3-1'lik net bir galibiyeti var. 1-0'dan geri dönüp. O Beşiktaş'a karşı Arda Güler'in oynadığı oyunu biraz hatırlarsak hep şeyden hatırlanıyor. Penaltı pozisyonu hatırlanıyor. Penaltı pozisyonunda bile 3 kişiyi çalımlayıp slalom yaparak gelmişti oraya. Yani özellikle ilk yarıda bir Arda Güler şovu vardı. Yani maç yani derbi alıyorum ben diyen bir lise öğrencisi vardı orada. Hı hı. Yani çok büyük bir damga vurmuştu. Yani bu maçta özellikle Arda'nın merkeze kaçtığı bölümde hiçbir şekilde etkin olamaması, çok kötü bir maç çıkarması da tamamen Galatasaray oyuncularının performansıyla, özellikle orta sahada Torreira Berkan'ın hiçbir alan vermemesiyle de alakalı. Çünkü Arda biraz merkeze kaçıp özellikle Valencia'nın koşularını değerlendiren pasları çok iyi atıyor. Oradan çok güzel işler çıkarıyorlar. Direkt asist yapıyor, pozisyona sokuyor, işte penaltı olabilecek bölgelerde buluşturabiliyor. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Hala da bunu değiştiğini düşünmüyorum ama dün Galatasaray çok üst düzey bir cevap verdi ya Arda'ya. Evet. Arda'nın daha önce hiç karşılaşmadığı bir cevap verdi. Çünkü ilk maçta da yoktu Arda Güler. İlk Galatasaray maçında. Aslında ilk Galatasaray testi diyebiliriz. İlk testinde hoca kazık sormuş yani. Bu arada şeye benzettim ben. Toyku Koç'a karşı bir oyunu var ya. Jordan Pippen. Aynen bunu biraz rüya takımın bizim üstümüze moduna getirecek. Oğlum ne pis insanlarmışsınız lan. Michael Jordan, Scottie Pippen siz nasıl insanmışsınız lan resmen. Dövmeye çıkmışlardı. Yani biraz Arda Güler'e ya bir açıklaması vardı ya bir hafta önce. Sırf GM istiyor diye ulan bu istiyorsa bu kötüdür deyip herife milli maçta üstüne oynamışlar yani. Arda Güler'in de galiba bir hafta önce açıklaması vardı. Hani elimize gelmişti biz teptik falan diye. Biraz etkili olmuş gibi geldi bana. Yani özellikle bir sindirme vardı. Bir de son omuz atıyor geçerken falan da böyle. Hani şey anlamında değil. Hani böyle topsuz oyundaki faal anlamında değil. Hani bir şey vardı. Yani biz sana burada ekmek yedirmeyeceğiz. Evet. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.